Merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Hakkı'ya. Bugün size hematospermi, yani kanlı seme, menide kanama nedir, neden olur? Bununla ilgili kısa video sorumuz olacak. Menide kanama genellikle cinsel ilişki sonrası penisten kan gelmesi ya da sızmasıyla karıştırılabiliyor. İkisi birbirinden farklı. Cinsel ilişki sonrasında bazen penisten taze kan, kan sızması. Hasta penisinin peçeteyle sildiği zaman peçeteye kan gelmesini görebilir. Bu anlattığım peçeteye kan gelmesi ya da kan sızması ile ilgili durum genellikle zorlayıcı ilişki sonrası, kuru vajen ya da sert ilişki, uzun süreli ilişki sonrası penisi travmatize etmek, penise darbe gelmesi, idrar yoluna darbe gelmesi hasta farkına varmadan bununla gelişen bir durum daha çok. Menide kanama, meninin kahverengi, kahve telvesi tarzında kirlenmesiyle meydana gelen bir durum, ikisi birbirinden farklı. Menide kan görünce hastalar genellikle panik halde bize gelebiliyorlar. Hemen akıllarına kötü şeyler geliyor. Ama açıkçası çoğu zaman kötü bir hastalığın belirtisi olmuyor. Çok nadiren kötü hastalıkların belirtisi bu. En sık gördüğümüz sebepler neler? Bakacak olursak. En sık gördüğümüz sebeplerimiz hastanın kan sulandırıcı ilaçlar kullanması ya da kanama bozukluğu yapacak kan hastalığının olması ya da cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ya da hastanın bir travmaya uğraması, yüksekten atlaması, düşmesi, ağır bir şey kaldırması, ani bir hareket yapması sonucu meydana gelebiliyor. Açıkçası hematospermi dediğimiz kanlı semenin %70 herhangi bir sebebi bulunamıyor. Herhangi bir sebep altından tespit edilemiyor. Ve başladığı zaman birkaç ay sürüyor. Neden? Çünkü prostat ya da seminal vezikülde küçük bir damarın kanaması ve kan koleksiyonunun oluşması, o kan koleksiyonunun zaman içerisinde sindirilerek kahverengiye dönmesi ve onun meniden aylar içerisinde taksit taksit atılarak boşaltılmasıyla meydana gelen bir durum. O yüzden aylarca sürebiliyor bu durum. Panik yapamaması gerekiyor dediğim gibi. Bazı kronik hastalıklar bu durumun gelişmesini arttırabiliyor. Mesela şeker hastalarında enfeksiyon daha fazla olduğu için menide kanama daha fazla gözükebiliyor o hastalarda. Daha da uzun sürebiliyor. Ya da kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda daha da uzun sürebiliyor. Ama çok nadiren testis kanseri ya da prostat kanserinin bir belirtisi ya da semptomu olabiliyor gerçekten. Mutlaka üroloji hekimine gidilmesi gerekiyor. Panik kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Üroloji hekimine gittiği zaman idrar yollarını radyolojik olarak değerlendirip idrar tahlili, kan tahlili yapılıyor. Hapis durumlar, işte prostat kanseri, testis kanseri gibi durumlar ekarte edildikten sonra hastaya basit bir medikal tedavi veriliyor ve hastanın %95'i birkaç ay içerisinde kendi kendine normal duruma geliyor diyebiliriz. Sonuç olarak hematospermi, yani kanlı sperm, sıkıntı oluşturmayan bir durum ama mutlaka doktora gidip kontrol edilmesi gereken bir durum. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.